Evet arkadaşlar, çok güzel bir yere denk geldim. Sahile gelmeden önce şu uzaktan çekeyim burasını. Nasıl bir yer olduğunu görün arkadaşlar. Şu aşağısı sahil. Sahili gezmeden evvel şöyle bir dışarıdan bir göstereyim şurayı. Gördüğünüz gibi 3 katlı çok güzel müstakil bir bina. Ki ben böyle evlere, binalara bayılırım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Ata Evi Kitap Müzesi dedi. Bizim ilgi alanımızda kitap olduğuna göre ve buranın isminin Ata Evi olduğuna ve sağda hemen girişte atamızın resmini gördüğümde ben çok heyecanlandım ve hemen bir içeri gireyim dedim. Zaten içeri girdiğimiz gibi sol tarafta atamızın bir halktan vatandaşı dinlerken ve kızını sallarken bir resmi sizi karşılıyor ve içeri girdiğimiz gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk katta Yılmaz Yavuz hocamız bu müzeyi açmış. Burası bir müze ve onun kitapları karşılıyor size arkadaşlar sol tarafta. Yani günün birinde Sinop'a gelirseniz hani burayı gezmemek gerçekten çok büyük bir kayıp olur sizin için. Hocamızın da tabii kitapları var. Kader isimli bir kitabı varmış. Gördüğünüz gibi Sarı Meslan. Atatürk hocamızla birazdan bir röportaj yaparız. Gördüğünüz gibi burada Mustafa Kemal Atatürk'ün boyama kitapları var. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi atamızın böyle resimleri, bibloları var. 3 katmış burası. Bir gezelim bakalım başka neler var. Atamızın da resimleri var. Gördüğünüz gibi ben çok beğendim. Yılmaz hocamız da burada. Birazdan kendisiyle bir röportaj yaparız. Şöyle bir üst katları bir gezelim bakalım. Sonra da en son Yılmaz hocamızla görüşürüz. Yine hemen birinci katta girişten sonraki birinci katta bizi atamızın resimleri karşılıyor. Tavla oynarken burada kitaplarımız var. İstiklal Savaşı gazeteleri 14 Haziran 1919. Ben çok duygulandım yani buraya geldiğim zaman. Burada bir Hasan Ali Yücel'in kitabı var. Köy enstitülerinin kurucularından kendisi. Atamız yemek yerken. Çok güzel bir müze arkadaşlar gerçekten. Gördüğünüz gibi kitap müzesi. Buraya gelip Sinop'ta yaşıyorsanız ya da günün birinde Sinop'a yolunuz düşerse gelmemek olmaz. Hani ben şöyle bir tek çıktım dışarı ve çok güzel şeyler gördüm. Çok duygulandım. Bir üst kata daha bakalım. Hemen gene üst kata daha çıkarken Anıtkabir resmiyle ve atamızın resimleriyle karşılaşıyoruz. Çok güzel bir müze arkadaşlar. Yani kitaplarla nefes alır insan. Bana sorsun güzel bir radyomuz var. Bir yerde buluşma ihtimalim de var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir yer. Bir de Yılmaz Yavuz hocamızla bir konuşalım bakalım. Şimdi bu gezdiğimiz müzenin müdürü mü diyeyim, ne diyeyim hocam? Bir yöneticisi, sahibi Yılmaz hocamızla beraber. Yılmaz Yavuz hocamızla beraberiz. Önce bir kendinizi tanıtsanız hocam, sonra da burayı bir anlatır mısınız? Tabii severek. Şimdi doğaçlama oldu bu. Çok yani. Önce Onur Bey hoş geldiniz, şeref verdiniz Ata Evimize. Sık sık ziyaretçiler çok geliyor. Türkiye'nin genelinden, her yerinden var sağ olsunlar. Ama Sinop'tan parmakla gösterilecek kadar az. Sinoplu daha göremedi burayı. Göremedi. Ben şimdi çok mert, çok açık kalbi yürekli bir insanım. Şöyle diyesim geliyor. Eğer bu videoyu duyarlarsa, ilgilenirlerse. Ben burayı Anadolu insanımız için açtım. Sinop için açtım. Sinoplu için değil. Tabii bu bir yer. Bu konuşmanın bir anlamı olacak. Anlamsız olduktan sonra, böyle bir sohbetin gereği olmadıktan sonra ben bunu niçin konuşayım? Neden zamanımı harcayayım? Çayımı içerim, çorbamı içerim. Bizimkileri bir yasladırıp köşeme, yatarım aşağıya. Yok öyle değil. Buranın bir anlamı var. Burası duyuldu, duyuruldu. Sinoplu 5 kişi geliyor. Ankaralı 25 kişi geliyor. Hakkari'li 10 kişi geliyor. Her taraftan yurdumuzun her yerinden var. Burayı niçin açtım? O soruyu sordunuz. Burası Atatürk'ü öğretmek için.
Atatürk'ümüz böyle yarım yamalak, odur budur kişiler tarafından öğretilecek bir şahsiyet, kişilik değil. Atatürk üst insan. Bu üst insanı tanımak, tanıtmak kolay değil. Sözle, lafla olmuyor, icraatla oluyor. Onunla ilgili kitaplar yazdım. 3 artı yaş grubuna. O çocuklarımız şimdi anaokulları, özel anaokulları ayın 10'unda, 10 Kasım'da bizi ziyaret edecekler. 485 efendim öğrenci. Bunlar aşağı yukarı 15-20 grup kadar var. Saat 9.30'dan akşam 4.30'a kadar ziyarette bulunacaklar. Ama bunu Sinoplu değil de diğer yerlerden buraya atanmış, göreve gelmiş kişiler, öğretmenler. Ama bizim öğretmenlerden yok. Sinoplu bir öğretmen yok. Sınıf arkadaşlarım yok. Dost bildiklerim, arkadaşlarım yok. Neden yok? Onu büyük bir soru işareti olarak duruyor. Bunu öğreneceğim. Bunu öğrendiğim gün ondan sonra bu sorunun cevabını yaratmayacağım. Öyle basit değil bu işler. Burası 3 kat. 3 katın 3 her tarafı tamamen restore ettim. Atamıza armağan ettim. Atatürk burada doğru öğretilsin diye. 3 yaşından 93 yaşına kadar. Ne demek bu? 3 artı yaş grubu çocuklara kitaplarımız var. 7 tane kitap yazdım. Onlara bu kitapları imzalıyorum, armağan ediyorum. Küçük küçük sandalyeler aldık burada. Onları güzel bir şekilde üzerine oturuyorlar. Renklerle boyuyorlar. Bu kitapların anlam ve önemleri çok büyük. Size isterseniz kitaplardan, kızım getirir misin? Çeşitli 3-4 tane kitap getir. Oradan da izah etmeye çalışayım. Yukarıda bir üst katta atamızın kendi yazmış olduğu kitaplar da var. Kendisinin. Bir de atamızı yazan yabancı yazarlar, yerli yazarların hepsi mevcuttur. Gayemiz aşağı yukarı 4-5 bin kitap oldu. 10 binin üzerinde kitaba burayı tamamlayacağız. İnşallah önümüzdeki günlerde bize destek veren, yardımda, bağışta bulunan dostlarımızı da çok çok bu arada anmak isterim. Kendilerine minnettarız, teşekkür ediyoruz. Mesela burada 10 Kasım'da bayrağımız yarıya inmek için bir bayrak dileği aldık. Paslanmaz çelik 9 bin liraya. 9 sefer bir öğretmene söylüyorum, anlamazdan geliyor. 10. seferde de kayıtsız kalıyor. Şimdi bunun için bağış yapanlar var. Tümünü bunların ATV karşılayacak değil. Bu bayrak direğine, bayrağı 10 Kasım'da yarıya indiriyoruz. 11 Kasım'da o hafta boyunca yas tutuyoruz. Sonra da 29 Ekim'de diğer milli bayramlarımızda dalgalanmak üzere yukarıya çekiyoruz. Bunu uygulamak lazım. Evet, aynı şekilde arkadaşlarıma buradan sesleniyorum. Lütfen şu 3 ana şey yer var. Efendim, burada mekan var. Orada taş dizme yerine batak, 51, efendim vay şudur budur oyunları yerine gelin. Ya halini satınız nedir Yılmaz Hoca diye bir sorun. Sorun sadece çay çorba içmek için değil. Sorun bakalım neye ihtiyacınız var? Ne gibi bir burada işlemler yapıyorsunuz? Bunları sormanız gerekiyor. Devam ediyoruz değil mi? Tabii lütfen. Onur Beyciğim. Lütfen lütfen. Bunun için burayı ben zaten kirasız, elektrik, gaz, tuz, su, her ne aklınıza geliyorsa hepsini ben kendim karşılıyorum. Bir de bağışlarımız var. Bağış karşılığında. Bu kitapları para karşılığında satmıyoruz. Parasal olarak yapmadım bunlar. Bunları öğrencilerimize veriyoruz. Şu 7 yaşındaki öğrencimizin ABC'yi öğrenmesi için birinci sınıf oradan başladık. Bakın burada neler var. Burada efendim ABC, ÇD'yi iş ederken diyelim ki D harfine sıra geldi. Burada sistem şu. Bu D harfinin öğrenilmesi için gerekli ön bilgilerin verilmesi gerekiyor. Buradaki toplu olarak verilen 100 küsür benzeri harflerden 30 saniye içerisinde çocuk D harfini seçecek. 30 saniye. 31-32 saniye olduğu zaman doğru da beceremezse bunu, demek ki o çocuğumuzun özel bir eğitime ihtiyacı var. Özel olarak, pedagojik olarak. Bu böyle devam ederken 3 artı yaş grubuna gelelim. Onlara da bakınız büyük atanın çiftliği var. Burada Ali Baba'nın çiftliği olur da büyük atanın çiftliği olmaz mı? Notalar var. Notaları öğretmenler bilecek. Çocuklar değil. Sonra bu notalarla Ali Baba'nın çiftliğinde efendim şurada normal bir şekilde atamızın çiftliğinde bulunan hayvanları bakın öğrenecek çocuklar. Burada at diyoruz buna. Ona ne diyoruz? Bu diyor nedir? Yavyusu diyor. R harfini söyleyemiyor.
bir gün hani Atatürk dediği gibi onu öğrendiği an okuma yazmaya da kavramış demektir. Bu anlam, bunları öğretiyoruz burada. Burası okuldan da öteye, burası bir enstitü. Burada Atatürk ve Atatürk'ün önerdiği eğitim öğretim sistemlerine, köy enstitülerinin uygulamış olduğu sistemlere göre bir sistem uygulanıyor burada. Yoksa burası geyik muhabbetleri yapılacak, efendim odur budur şeyler konuşulacak, siyaset konuşulacak, şu boşandı, bu evlendi, şu oldu, bu oldu diye söz edilecek yer değil. Burada bir eğitim öğretim yuvası. Bundan yararlanabilecek, yarar sağlayabilecek, tükenmemiş, 65'ini bulmuş, emekli olmuş ama daha henüz tükenmemiş arkadaşlarımı davet ediyorum ya. Davet, bundan daha güzel olur mu? Atatürkçülüğün bundan öte nesi var? Atatürkçe düşünmek lazım. O benim sözüm. Atatürkçe. İşte şu diğer kitaplarımı da, bunları da yeni son, geçen hafta geldi, gençliğe hitabe yazdım. Gençliğe nasıl hitabe olur? 1000 tane kitabı getirdim, dağıtıyorum şimdi. Ne demiş Atatürk gençliğe hitabesinde? Kendi üslubumla en güzel şekilde değerlendirerek, atasöz, atamızın sözleriyle besleyerek bunun mealini yazdım buraya. Mealini. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, öğretmenim, öğrencilerimiz okusun diye. Bu sonra kader kitabımı, Sarı Meslan kitabımı ve Sinopeli kitabımı ücretsiz olarak veriyoruz. Bağış karşılığında, bunlar karşılığında burada yasal bağış kutumuz var. Makbuz karşılığında bağış kabul ediyoruz. Lütfen buyurun 10 lira, 20 lira, 50 lira keyfinizin oraya vereceğinizi, ben böyle konuşuyorum. Dik konuşuyorum, dik eğilmem. Gelin buraya 10 lira, 20 lira, 30 lira bağışla bulun. Burada bir katkınız olsun ki unutulmaz olsun. Onun için atayımız hayrını bilenlere, gerçekten buna inananlara hayırlı uğurlu olsun. Atamızın izi buralardan silinmeyecek. Şunu da söylüyorum. Burada devlet yok. Burada belediye yok. Burada valilik yok. Burada il, efendime söyleyeyim, neydi? Bir müdürlükler var bir sürü. Onların hangisi sayın? Kültür ve efendim tanıtım il müdürlükleri yok. Burada sadece bir ATV var. ATV'nin buradaki uygulamaları var. Buraya gazeteciler, sağ olsunlar arkadaşlarımız, ATV kitap müzesi dediler. 3 kitap da evindeki eğitimcilere sesleniyorum. Evinizdeki kendi kitaplarınızdan, tabii ki varsa, bu bir nasip olsun. Hepinizi saygı sevgiyle kucaklıyorum efendim. Teşekkür ediyorum Anadolu'ya, Anadolu insanına. Anadolu'dan gelenler ve öğrencilerimiz, üniversite öğrencilerimiz ve efendim anaokulu öğrencilerimiz bize yetiyor, artıyor bile. İlkokul tabii, ortaokul, liseyle beraberinde söylemek isterim. Bu arkadaşlarımıza burada Türkçe, Almanca, İngilizce ve matematik dersleri veriyor. Almanca dersinden ben veriyorum, ücret almıyorum. Sadece bağış kabul ediyoruz. 29 yıllık o Almanca eğitim öğretim birikimimi mezara götürecek değilim. Arkadaşlarımla paylaşıyorum, öğretiyoruz. Hepinize güzellik günler, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Hocam ben de sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Ve bu yaptığınız işler için de gerçekten çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için.